Doktor. Ne var gene ne doktor. Var? Doktor. Ne? Bak ben sana ne diyeceğim. Doktor çok vakit kaybediyorsun. Bak hem kafamı ütülüyorsun hem vakit kaybediyorsun bu dağınık fön mevzusuyla. Ne diyeceğim sana? Çözümünü buldum. Hı. Sana da bir motor alalım. Benimkinin üst modeli. Hatta sana mobilet alalım. Hı? Scooter yakışır Orhan babama. Daha mütevazi. Ha? Azıcık saçını dağıtacaksın. Sonra kaskını takacaksın. Hastaneye gidene kadar al sana dağınık fön. Olur ya kadınlar hani kuaförde takarlar böyle kask gibi içine girerler. Olmaz. Olmaz mı? İstemem. Olur olur. Gel bak. Senin şu arabayı satalım. Zaten paraya da ihtiyacım var. Aradaki fark güzel. Cebine girer. Bir de deri ceket çekersin. Ha? Tadından yenmez. Parayla ceketle tatlı olacaksan eksik alırım daha iyi doktor. Yapma doktor. Orhan baba. Orhan baba. Vallahi bence bunu senin arabanın arkasına yazalım. Ekşi kalırım daha iyi. Datlı datlı. Ekşi ekşi pek datlı. Hadi çek çek. Ne yapıyorsunuz memur bey? Memur bey. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Niye çekiyorsunuz arabamı ya? Yanlış şekilde park edilmiş beyefendi. Ha ne öyle? Başı dışarıda kaldırımda. Ya böyle bir yerde insan nasıl arabasını yanlış park etmiş o arazide? Fazla uzatma doktor. Mahir abinin selamı var. Buyurun. Feridun bey. Orhan Bey çok geç kaldınız. Kusura bakmayın. Arabamı çektiler. Taksi bulamadım. Sonra trafiğe kaldım. İstanbul malum. Yani bence sorun yok. Geç kaldığınız saatler hesabınıza eklenecek ne de olsa. Evet tabii. Şimdi bu Mahir Bey artık durmak bilmiyor. Önce banka hesabımı dondurdu. Az önce de aracımı çektirdi. Şaşırdınız mı? Narkotik soruşturmasına adınız karışmış bir kere. Hem de şüpheli ve faaliyetleriyle yakinen bağlantılarınız varmış. Fakat ben ne yapmışım? Bir doktor olarak bir hastaya ağrı kesici yazdım. Hepsi bu. Hepsi bu. Bu bendeki dava dosyasında Ateş Bey'in dairesinden 600 adet hap bulunduğu yazıyor. Bunların reçetelerini siz mi yazdınız? Bakın Ateş Hekimoğlu'nun kronik ağrıları var. Bence aslında karşı taraf görevini kötüye kullanıyor. Orhan Bey, 600 adet haptan bahsediyoruz. Bunların reçetelerini siz mi yazdınız? Hayır sayılara niye takılıyoruz ki anlamıyorum. Bakın insan vücudu aldığı ilaçlara karşı zamanla tolerans geliştirir. Bu da daha fazla ilaç gereksinimine neden olur. Bu da bir kullanıcıya sahte reçete yazmak için mükemmel bir neden olur. Daha sorumun cevabını alamadım. Ama biz yanlış neden sonuç ilişkileriyle bir yere varamayız ki. Haklısınız ama bu dava bunu gerektiriyor. Benim çıkmam lazım. Buluşmam var. Mahkemeye yetişmem gerekiyor. Peki arabamı almak için bir şey yapamaz mısınız? Yani şöyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili elimden bir şey gelmez. Ama illa aracımı geri istiyorum diyorsanız polisin istediğini vereceksiniz. Öyle mi? Gerçekten çok profesyonel bir tavsiye oldu. Teşekkür ederim ya. Bakın Orhan Bey. Ateş Hekimoğlu'nun sonu hapishane. Siz de onu korumak için böyle yalan söylemeye devam ederseniz sizin de sonunuz aynı olur. Buyurun. Çok geç kaldım. Kolay gelsin. Buyurun hocam. Hayırdır Mesut Bey'in ilaçlarını vermemişsiniz? Vermiyor değilim hocam. Reçetesi iptal olmuş. İptal mi olmuş? Evet hocam. Ben de sabahtan beri size ulaşmaya çalışıyordum. Telefonum arabada kaldı. Nasıl iptal olmuş ya? Üzgünüm hocam.
Reçete yazmaya etkiniz askıya alınmış. Hocam, bu savcılıktan belgeleri getiren polis memuru bunu size bıraktı. Tamam Müslü Bey, siz burada biraz bekleyin. Ben bir doktor arkadaşı yönlendireceğim şimdi. İlaçlarını hazırlayın. Allah Allah. Anladım. Anladım, tamam. Anladım. Gerçekten delirmek üzereyim ben galiba ya. Neler yaşıyorum ben sabahtan beri. Pardon, biraz sonra arayabilir miyim sizi? Çok ağır bir Allah aşkına kapat çıktı. O telefonu, benimle konuş şimdi. Sabahtan beri neler yaşadığıma inanamazsın. Ya bak, arabam yok ve avukatla randevum vardı. Orhan bir sakin ol önce. Anlamıyorum çünkü. Arabana ne oldu? Arabam çekildi. Arabam alıkonuldu. Kim çekti arabanı? Kim çekti? Mahir denilen adam var ya. Ben Ateş'in aleyhine bir şeyler söyleyeyim diye sabahtan beri benim hayatıma girdi ve bir şey, öyle şeyler yapıyor ki bana. O adama hiçbir şey söylemeyeceksin. Bir emir olarak mı bu, yoksa bir arkadaş tavsiyesi mi? Orhan, farkında değil misin? Ateş eğer herhangi bir şeyle suçlu bulunursa lisansı elinden alınır. Ya bu da bizim için büyük bir zarar olur. Aa. Peki ya benim reçete yazma yetkim dondurulursa, bu hastane için bir şey olur mu? Nasıl yani? Adam benim reçete yazma yetkimi dondurmuş abi. Ben doktorum ya. Ben doktorum. Ne demek reçete yazmamak ne demek ya? Evet. Evet. Orhan, çok üzgünüm. Yani belli ki bu adam Ateş'e ulaşmak için elinden geleni yapacak. Bir şey soracağım. İşine yarayacak bir şey söyledin mi? Söylemedim İpek, söylemedim. Merak, rockstarımızın başına hiçbir şey gelmeyecek. Bu ne demek şimdi? Ya sen anlardın. Ya, nedense bu adam konu olduğu zaman biz böyle bir üvey evlat gibi oluyoruz sanki. Ayrıca benim birilerine ihtiyacım var bu tedavileri sürdürmem için. Kaşe, imza falan. Tamam. Ateş'in ekibinden birini alabilirsin. Ya hayır, şimdi bak, bu duruma düşmek benim seçimim. Bir yerde. Şu arkadaşım, onda. Ama seçimi olmayan insanları korumak senin görevin. Gözde hemşire, Emre hocama verebilir misiniz o testi? Allah Allah, bu ekstra testi kim istedi acaba? Hı? Ayak kaşıntısı, nikotine karşı iştahsızlık, irade, ani kusmalar. Hı? Bütün bunların ortak noktasının ne olduğunu bilen biri olsa gerek. Hepatit daha pozitif. Hepatit daha kalp krizine açıklamıyor ki. Nişantaşı hocam ne dedi? Kusmalar kalp krizini tetikler. Hepatit A'da kusmaları. Allah'tan oyun oynuyoruz. Hani gerçek hayat olsaydı çocukcağızı... Savcılık ilaç yazma yetkimi askıya almış. Hay Allah. Kim yazacak benim reçeteleri? Değil mi ya? Vah vah. Gerçekten derde bak. Ben de sana bunu sormaya geldim. Kim yazacak acaba senin ilaçları? Doktor. Allah aşkına bir rahat ol. Ha? Bir şey yok adamın elinde. Delil melil yok. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Beni ispiyonlaman için seni sıkıştırıyor. Abi beni sıkıştırsın da benim hastalarım var, tedavi oluyorlar. İlaç bekliyorlar. Onları niye sıkıştırıyor? E tamam, bir şey olmaz onlara, merak etme. Onlarla ilgilenecek bir sürü onkolog var hastanede. Bu arada bu durum düze çıkana kadar size ihtiyacım var benim. Dükkan senin. Seç beğen al. Hadi olay yeri. Gidin delikanlıya ivik pompalamaya başlayın. Kral hayatına geri dönsün. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bana bak. Ben şimdi senin arkadaşınım ya.
Bu banka meselesi, araba meselesi, reçete meselesi. Hadi tamam, ben bunları sinye çekerim ama bak bu Mahir durmayacak. Bu çocuklara da musallat olacak. Onlar ne yapacak o zaman? Bakalım. Bakalım ne yapacaklar, göreceğiz. Ya doktor sen hiç... Ne? Ben hiç ne? Sen hiç. Sen hiç. Bu kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.